Onların var abi şunlarda. Olunca tabi sakatatın bazı çeşitleri paça dersiniz, kelleti, yanak et olarak kelle paça çorbasında tabii ki talep daha çok artıyor. Gurbetçiler geldiği zaman tabi mumbar, şimdi sömestra giriyoruz 15 tatile, gurbetçilerimiz gelecek. Sivas'a özgü mumbarımız var. Mumbar daha çok şey oluyor, satışı oluyor. Tabi kışın yani yazdan daha çok satışlarımız daha çok artıyor. Peki, geçtiğimiz kışa göre bu kış biraz düşük. Neden düşük? Havaların sıcak gitmesinden. Havalar soğuk gittikçe daha da çok artıyor tabii talep. Talep ne kadar artarsa, ne kadar soğuk olursa bizim o kadar işimiz, talebimiz artıyor. Peki sağlığa faydalı olduğu söyleniyor sakatat. Sağlığa çok büyük faydası var. İnsanları dinç tutması, en büyük dinç tutması ki Sivas soğuk memleket bilindiği kadarıyla. Ne yapıyoruz? Paça yiyoruz. Sabahleyin kalkıp paça yiyoruz. Paça çorbası yedikten sonra zaten inşallah Allah'ın izniyle hiçbir hastalık vücudumuza yanaşmıyor. Buraya da gelişte aynı şekilde bütün hijyenik kuralları içerisinde getiriyoruz. İlk önce zaten halka hizmet açısından hiçbir tereddüt yaşamıyoruz. Kendimiz nasıl yiyorsak halka da o şekil. Peki. Sakatat konusunda sürekli tüketicisiyiz. Kış boyu üşütmemesi ve efendim, kemiklerin gelişmesi için paça. Doktorlar bile bugün, tıp alemi bile şey yapıyor, efendim diyor, paça yiyin. Bu eklemlerdeki sıvıların azalmasında veya kas yarılmaları denilen bir yeni bir hastalık var. Bu hastalıkları falan tedavi etmesinde beyin, sakatat takımının herhangi sorusu, ciğer. Arkadaşlar bakın, ben 68 yaşındayım. Sağlığımı da gerçekten bu tür doğal beslenmelere ağırlık verdiğim için, sakatata genelde ağırlık verdiğimden dolayı bakın işte şeklime, bu sağlığı buna borçluyum. Kışın mı abi? Kışın daha çok tüketiliyor. Neden abi peki? Valla kışın aşın, ben mesela benim dizimde şey var, şu kayıt var, onun için aç alacağım. Allah bereket versin.